Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf MUBA yayınları fasikül soru bankası rasyonel sayılarda karşılaştırma konusuyla dersimize devam ediyoruz. Dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, rasyonel sayıları karşılaştırmasını yaparken farklı yöntemler kullanıyoruz. Bunlardan gençler ilkincisi sayı doğrusu üzerinde sıralamadır. Rasyonel sayıların değeri sayı doğrusu üzerinde soldan sağa doğru gittikçe artar diyoruz. Yani sağdaki sayı soldaki sayıdan daha büyüktür gençler. İlk etkinliğimizde aşağıdaki rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösteriniz ve sıralayınız demiş. Gençler o halde şöyle sayı doğrusunu çizecek olursam. Sayı doğrularını ayrı ayrı çizelim. Eksi 1 bölü 2 gençler eksi 1 ile 0 arasında yer alır. Eksi 1 tam 1 bölü 3 ile eksi 1 ile eksi 2 arasında yer alır. Şuraya 0 diyeyim gençler. Burası eksi 1 olsun. Burası da eksi 2 olsun. Eksi 1 bölü 2'yi 0 ile eksi 1 arasında bakın. İki parçaya ayırdım. Birincisi. Ben şöyle farklı bir kalemle göstereceğim. Şöyle önce bölelim. Burası eksi 1 bölü 2'dir. Burada gençler bakın eksi 1 ile eksi 3 eksi 2 arasında 3 parçadan birincisi yani şu adım gençler eksi 1 tam 1 bölü 3'tür. Burada soldaki sayı daha küçüktür demiştik. Hadi eksi 1 tam bölü 3 küçüktür diyorum eksi 1 bölü 2'den gençler. İkinci sayımıza bakalım. Sayı doğrusuları göstereceğim. 2 tam 1 bölü 3 sevgili gençler. Şöyle 2 ile 3 arasında olsun. Buraya da yine 0 da gösterelim. Biraz daha uzatacağım ve buraya da 5'i göstereceğim. Gençler 2 tam 1 bölü 3. Bakın 2 ile 3 arasında 3 parçaya ayırdık. 4 tam 1 bölü 3 de 4 ile 5 arasında 3 parçaya ayırdım. 2 tam 1 bölü 3. 2 ile 3 arasında ilk adım gençler. Bakın birinci adım burası. 2 tam 1 bölü 3'tür. Bu da gençler 4 ile 5 arasında yine birinci adım 4 tam 1 bölü 3'tür. Yani soldaki sayı daha küçüktür demiştik. Yani 2 tam 1 bölü 3 küçüktür. 4 tam 1 bölü 3 olacak diyoruz. Ve C'de gençler eksi 3 bölü 4 ile 1 bölü 5'imiz var. Şöyle yine kalemimizi değiştirerek gösterelim. Buraya 0 dersem sevgili gençler buraya 1 diyorum. Ve buraya da eksi 1 diyelim. Eksi 3 bölü 4 gençler eksi 1 ile 0 arasında şöyle 4 parçaya ayırıyorum. 2 üçüncüsü gençler. Bakın şurası. Diğer tarafta da 1 5 gençler. Bakın 5 parça olacak. 2, 3, 4, 5 parça. Birinci adım olacak. Sevgili gençler eksi 3 bölü 4'tür. Sayımızda bu kesrimizin yeri de 1 bölü 5'tir. Hadi eksi 3 bölü 4 küçüktür. 1 bölü 5 şeklinde sıralama ve karşılaştırma yapmış olacağız. D'ye geldiğimiz zaman eksi 1 tam 1 bölü 3 gençler. Eksi 2 ile eksi 1 arasında. Bakın şöyle eksi 2 diyelim. Eksi 1 diyelim. 0 ve 1 diyorum. Kesirler arası gençler sayılar arasını 3 parçaya ayıracağım. Eksi 1 ile eksi 2 arasında bakın ilk adım gençler burası. Eksi 1 tam 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3 de gençler buradaki ilk parça 1 bölü 3'tür. Buradan da şöyle gösterelim. Eksi 1 tam 1 bölü 3 küçüktür 1 bölü 3 şeklinde. Evet karşılaştırma yapmış olalım. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Gençler ikinci karşılaştırma yöntemimiz pay ve paydalarının eşitliklerine göre sıralamadır. Burada arkadaşlar şu bilgimizi de okuyalım. Paydalara eşit olan pozitif rasyonel sayılardan payı büyük olan daha büyüktür. Paylar eşitse de pozitif rasyonel sayılardan gençler paydası küçük olan daha büyüktür diyor. Eğer eşit değilse gençler eşitleme yoluna gideceğimizi söyleyelim. 4 bölü 8 ile 3 bölü 24 de bakın 8'i 3 ile genişletirsem aşağıya yazacağım.
3 kere 4 12 bölü 24 oldu. Burada da 3 bölü 24. Paydalar eşit olduğu için payı büyük olan büyüktür. Diğer büyüktür sembolü gelmesi gerekiyor. 5 bölü 39 6 bölü 13 gençler. Bunu 3 ile genişletirsem yanına yazalım. 18 bölü 39 oldu. Paydalar eşit olduğu için 5 bölü 39 daha küçüktür. Küçüktür sembolü gelmesi gerekiyor. Evet, 12 ile 9'u görüyorum sevgili gençler. Şöyle yapalım. Dersek arkadaşlar daha pratik olacak. 12'yi 4'e böleyim. 8'i 4'e böldüm gençler. 2. 12'yi 4'e bölüm 3. Burada paydasını 9 yapmak için tekrar genişletirsem. 6 bölü 9 oldu. Bakın burada da 7 bölü 9 var. Paydalar eşitken paydası küçük olan küçüktü. Küçüktü sembolü gelir diyoruz. Burada da arkadaşlar bakın 91'i elde etmek için bunu 13 ile genişletirsem. 13 ile 4'ü çarpıyorum. 52 bölü 91 oldu. Diğer tarafta da yine 52 bölü 91 var. Sayılar birbirine eşit olduğu için buraya eşittir sembolü gelmesi gerekir diyoruz. Bir sonraki etkinliğimize gelirse yine sayılar küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istedim. 2 bölü 5'te 5 bölü 3'ü görüyorum. İşte burada paydalara veya paylara eşitleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben burada paydalara eşitlemek istiyorum. İlk sayımızı 3 ile genişletirsem aynen altına yazarım. 6, 5, bir de 25 bölü 15. Paydalar eşitken küçükten büyüğe dedi gençler. Bakın payı küçük olan küçüktür. 6 bölü 15 daha küçüktür. Elbette bunun orijinalini yazacağız. 2 bölü 5 küçüktür. 5 bölü 3 diyelim gençler. Paylara eşitse arkadaşlar paydası küçük olan büyüktü. Halde paydası olan da küçüktür. Yani 1 bölü 5 küçüktür. 1 bölü 3 olarak küçükten büyüğe sıraladım. Buraya geldiğimiz zaman gençler burada ya paylara ya paydalara eşitleyeceğiz. Ben burada yine gençler paydalara eşitleyeceğim. 30 ile eşitleyebiliriz. Bunu 6 ile bunu da 3 ile genişleteceğim. Evet, ilk sayımızı 6 ile genişletirsem gençler şöyle yazalım. 1 ile 2'yi çarptım 10 bölü 30. Bunu 10 ile genişletirsem 10 bölü 30. Bu sayımızı da gençler 3 ile genişletirsem 18 bölü 30. Küçükten büyüğe dediği için gençler bakın en küçük sayımız 10 bölü 30'dur. Sonra 12 bölü 30. 18 bölü 30 gelir gençler. Bunların orijinalini yazacak olursam gençler 1 bölü 3'tü. 12 bölü 30 yani 2 bölü 5 geldi. Ve buradaki en büyük sayımız da 6 bölü 10'dur. D'ye geldiğimiz zaman sevgili gençler paylar eşit olduğu için paydası büyük olan küçüktür. Yani 1 bölü 4, 1 bölü 3'ten o da küçüktür. 1 bölü 2 şeklinde sıralama yaparız diyorum. Devam edelim. Evet sevgili gençler. Şöyle arkadaşlar bakın paydalar 3 olduğu için payı büyük olan büyüktür diyeceğim. O halde payı da küçük olan gençler küçüktür. Yani burada en küçük kesirimiz 2 bölü 3, 4 bölü 3. 5 bölü 3, 10 bölü 3'tür gençler. B'ye geldiğimiz zaman burada da ya paylar ya paydaları eşitlememiz gerekiyor. Burada yine paydaları eşitlemek istiyorum. Bakın bunu 2 ile 3 ile genişleterek tekrar yazalım. 1 bölü 6'yı aynen yazdım. Genişletirsem 4 bölü 6 oldu. 3 ile genişletirsek bu da 3 bölü 6 oldu. Burada en küçük kesirimiz gençler 1 bölü 6'dır. 4 bölü 6 gençler en büyük olacak. 3 bölü 6 ortadaki sayı. 3 bölü 6 bakın buradaki 1 bölü 2 idi. Daha sonra da 2 bölü 3 yani 4 bölü 6 da en büyük sayıdır. D'ye geldiğim zaman gençler 3, 2 ve 5 var paydada. Diğer tarafta paydada da 5, 4 ve 3 var gençler. Bunlar yine burada paylara eşit diyelim arkadaşlar. Farklı bir 3, 2 ve 5 30'da eşitlenir diyorum. Bunu 15 ile 6 ile genişleteceğim. 10 ile genişletirsem 30 bölü 50 olur. İlk kesrimiz. Bunu 15 ile genişletirsem 30 bölü 3 oldu. Bunu da 6 ile genişletirsem 30 bölü 18.
Paylar eşitken paydası büyük olan küçüktür gençler. Yani 30 bölü 6, pardon 30 bölü 60 en küçük kesirimizdir. Paylar eşitken paydası ikinci büyük yayınçlar 50'dir. 30 bölü 50. Buradan da 30 bölü 18 en büyük sayımız. Yine bunların orijinalini altına yazacak olursam 30 bölü 60 2 bölü 4'tü gençler. 30 bölü 50 3 bölü 5'e eşittim. Diğeri de 5 bölü 3'tü arkadaşlar. Böyle devam edelim hemen yanındakine bakalım. 1, 3 ve 2 görün. Burada payları eşit demek daha kolay. O halde 6 da eşit demek için bunu 6 ile 3 ile genişletelim. Ve şöyle yanına yazalım. 6 bölü 24 3 kere 2 6 bölü 5 kere 2 10 6 bölü 21. Paylar eşitken paydası büyük olan küçük olacak gençler. Bakın buradaki en büyük en küçük kesrimiz 6 bölü 24'tür. Bunun orijinali de gençler 1 bölü 4'tür. Küçüktür. Daha sonra 6 bölü 21 yani 2 bölü 7. Bu da küçüktür. 3 bölü 5 şeklinde sıralama yaparız. Evet sevgili gençler. 5, 2 ve 1'i gördüğüm zaman bunun paylarını 10'da eşitlemek istiyorum. Bunu 2 ile, bunu 5 ile, bunu da 10 ile genişletelim. 2 ile genişletirsem bakın ilk kesimizi buraya yazalım. 10 bölü 16. Bu da gençler ikinci sayımızda 10 bölü 15. Diğer sayımızda 10 bölü 40 oldu. Paylar eşitken paydası büyük olan küçüktü. Yani 10 bölü 40 en küçük kesrimiz. Bu da gençler 1 bölü 4'tü. Sonra arkadaşlar 10 bölü 16 yani 5 bölü 8. Bu da küçüktür. 2 bölü 3 şeklinde sıralama yapıyoruz. C'de gençler paydalara eşit demek daha işimize geliyor. İşte bunu 2 ile genişletelim. Hemen altına yazalım. 21 bölü 6, 10 bölü 6 ve 1 bölü 6. Paydalar eşitken paydası küçük olan küçüktür. Yani 1 bölü 6 küçüktür. 10 bölü 6 gençler yani 5 bölü 3. O da küçüktür. 7 bölü 2 şeklinde sıralama yapıyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, onları kesir şeklinde yazarak sıralama ile ilgili gençler. Bakın üçüncü yöntemi kullanacağız. Evet, aşağıda verilen rasyonel sayıları onları gösterime çevirerek büyükten küçüğe sıralayız diyor. Onları gösterime çevireceğim. 17 bölü 2. Böyle yapalım gençler. Bunu 5 ile genişletelim. Evet, 17 ile 5 çarparsam 85 bölü 10 yapar. Gençler bu da 8 tam 10 da 5'tir. 21 bölü 5'i gençler 2 ile genişletirsem 42 bölü 10 yapar. 4 tam 10'da 2'dir. 12 bölü 9 gençler. Önce sadeleştirelim. 3'e böleyim. 12'yi 3'e böldüm gençler. 4, 9, 3'e böldüm 3. 4'ü 3'e böleceğim gençler. 4'ü 3'e şu sağ tarafta hemen normal bölme işlemi olarak yapalım. 4'ün içinde 3 1 kere 1 kere 3 3. Çıkardım 1 kaldı. 1'in içerisinde 3 yok gençler 0 ekledim virgül ekledim. 10 içerisinde 3 3 kere 3 kere 3 9. Çıkardım 1 kaldı. Tekrar 0 eklersem bakın tekrar 3 kere 3 9 yaptı. Tekrar 1 kaldığı için aslında bunun 1 tam 10'da 3 devirli sayı olduğunu görüyorum. Hadi 12 bölü 9. 1 tam 10'da 3 3 devirli sayıdır. Bunu büyükten küçüğe sıralayacağım için gençler 8 tam 10'da 5 büyüktür 4 tam 10. O da büyüktür. 1 tam 10'da 3, 3 devirli sayı. 8 tam 10'da 5 gençler 17 bölü 2 idi. Büyüktür diyorum. 21 bölü 5'ten o da büyüktür. 12 bölü 9 şeklinde sıralama yapıyoruz. Şöyle B'deki etkinlikte gençler 42'yi direkt 10'a bölebilirim. 4 tam 10'da 2'dir. Onları kesir olarak. 8 bölü 25'i şöyle 4'e genişleterek yazayım. 4 kere 8, 32 bölü oldu. Bu da 0 tam %32'dir. Başına da gençler 8 bölü 25 yazalım. 15 bölü 40'ı da arkadaşlar bakın 5'e bölersem arkadaşlar ne yapar? 8 yapar. 5 ile sadeleştirelim. 5'i 5'e böldüm 3, 40'ı 5'e böldüm 8.
Şöyle yazayım gençler. 15 bölü 40 3 bölü 8'e eşittir. Genişletirsem 375 bölü 1000'e eşittir. Yani 0 virgül 375'tir. Mesela bakın burada şöyle 0 virgül 32'nin yanına bir tane 0 ekleyebilirim. En büyük sayımız 4 tam onda 2. 4 tam onda 2 büyüktür. 0 tam 1000'de 375. O da büyüktür. 0 tam 1000'de 320 oldu. Bundan orijini yazarsak gerçekten 42 bölü 10 büyüktür 15 bölü 40'tan. O da büyüktür 8 bölü 25 şeklinde sıralama yapıyoruz. Evet, devam edelim gençler. Evet, şu can kurtaran gençler öncelikle okuyalım. Bu sorular genellikle arkadaşlar sınavlarda karşımıza çokça geliyor. Pay ve payda arasındaki farkı eşit olan basit kesirlerde sayılar büyüdükçe kesir de büyür gençler. Bakın basit kesir yani pay paydadan küçükse ve payla payda arasındaki fark eşitse gençler sayılar büyüdükçe kesir de büyür diyoruz. 3 bölü 5, 4 bölü 6 ve 10 bölü 12'de payda arasında gençler fark eşit ve 2'dir. O halde buradaki en büyük sayımız 10 bölü 12 olduğu için bakın bu en büyüktür. Pay ve payda arasındaki fark eşit. Eşit kesirse sevgili gençler sayılar büyüdükçe kesirin değeri küçülür diyoruz. Bakın buradaki örneğimizde de bunu göstermiş. Beşinci etkinlikte gençler bu yöntemi kullanacağım. 200 ile 199 arasında gençler bakın bir fark var. 1 ile bunun arasında bir fark var. 201 ile 202 arasında bir fark var. Sayılarımız basit kesir gençler. Basit kesirlerde pay ve payda arasındaki fark eşitse sevgili gençler sayılar büyüdükçe büyüyordu. O halde buradaki en büyük sayımız 201 bölü 202'dir. Basit kesir olduğu için sayılar büyüdükçe büyür dedik. 200 bölü 201. O da büyüktür. 199 bölü 200 şeklinde yazıyorum. Evet. Buraya baktığımız zaman gençler bakın bileşik bir kesiri görüyorum. Ama aradaki farkın sabit olduğunu görüyorum. Bileşik kesirlerde sayılar büyüdükçe gençler sayı küçülüyordu. Evet kesirin değeri küçülüyordu. O halde 2019 2018 küçüktür diyeceğim. 999 bölü 1998 o da küçüktür. 999 bölü 998'dir. Gençler C'ye geldiğim zaman bakın bir basit kesir var. Basit kesir ama aradaki farkın yine 3 ve birbirine eşit olduğunu görüyorum. Basit kesirlerde sayı büyüdükçe büyüyor demiştik. O halde en küçük sayımızın değeri de küçüktür gençler. Yani 10 bölü 13 küçüktür 103. Bu da küçüktür 1000 bölü 1003 olarak yazarız. D'de gençler bakın aradaki farka dikkat edersek. Evet burada sevgili gençler 1000'den 900 çıkartsam 100 fark var. 10.000'den 9.900 çıkarsam 100 fark var. 2000'den 1900 çıkarsam yine 100 fark var. Farklar sabit ama bileşik kesir gençler. Bileşik kesirlerde sayı büyüdükçe küçülüyordu gençler. Sayı büyüdükçe değeri küçülüyordu. O halde buradaki en küçük değere sahip olan kesirimiz 10.000 bölü 9.900. Küçüktür diyorum. Daha sonra 2000 bölü 1900. O da küçüktür. 1000 bölü 900. Evet gençler 1000 bölü 900 buradaki en büyük kesir oldu diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.